Merhaba sevgili kursiyerlerimiz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nce İngilizce öğretim görevlileri ve elemanları tarafından hazırlanan Business English yani İş İngilizcesi kursumuza hoş geldiniz. Bu videomuzda iş İngilizcesinin ne olduğunu, neden öğrenmemiz gerektiğini ve nerelerde kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Aynı zamanda kursumuzun içeriği hakkında da size bilgiler vereceğiz. Bu materyal Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde verilen İş İngilizcesi eğitim programında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu materyale ve daha fazlasına e-sertifika.comu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İlk olarak iş İngilizcesi nedir? Neden iş İngilizcesinde belirli bir seviyeye sahip olmalıyız? Bunun hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. İş İngilizcesinde sıkça karışık ve anlaması zor olan birçok terim veya ifade genellikle iş jargonu olarak adlandırılmaktadır. Bu yüzden aslında her iş alanı kendi içinde bir jargon ve kelime grubuna sahiptir. Özellikle günümüzde birçok insan İngilizce konuşulan bir ülkede yaşamayı planlamakta, iş bulmak veya kariyerlerinde ilerlemek amacıyla dil öğrenmektedir. Peki why should I learn business English? Yani biz business English'i neden öğreniyoruz? İlk olarak iki dil bilmek toplumumuzda bir lisan bir insan, iki lisan iki insan olarak ifade edilen önemi vurgulamaktı. Yani bu ifade doğrultusunda diğer dillerden daha kolay öğrenilebilen ve dünya genelinde ortak bir dil olarak kabul edilen İngilizceyi seçmek aslında bizler için en mantıklı tercih olacaktır. Bu dil Dünyanın dört bir yanında konuşulan insanları bulabileceğiniz bir ortamda bireyin dil becerilerini genişletmek için uygun bir seçenek olacaktır. İkinci olarak ise eğer bir iş mülakatında değerlendiren bir kişi olduğunuzu düşünürsek hadi devam edelim. İngilizce konuşalım dendiğinde öne çıkan bir aday olmak istiyorsanız İngilizce konuşabilmek isteyeceğiniz tek şeydir. Ki bu konuyu ilerleyen bölümlerde sizlerle konuşmuş olacağız. Yani dil bilmek sizi bir adım öne taşır ve sizi iş ortamında profesyonel gösterir. Diğer bir yandan eğer yurt dışında çalışmayı düşünüyorsanız İngilizce bilmek size yardımcı olacaktır. Mesleğinize bağlı olarak bazı terimleri öğrenmek sadece iş hayatınızı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyaya açılmanıza olanak tanıyacaktır. İşte burada iş İngilizcesi devreye girer mülakatlarda öne çıkmak, kariyerinizde ilerlemek, profesyonel görünmek ve yurt dışında çalışmak istiyorsanız iş İngilizcesi öğrenmeyi hedefleriniz arasına koymalısınız. Peki iş İngilizcesini nerede kullanabiliriz? Öncelikle iş İngilizcesi etkili iletişime katkıda bulunarak iş dünyasında başarıya ulaşma amacıyla kullanılan çok yönlü bir beceridir. İş İngilizcesini iş dünyasına özgü birçok alanda kullanabiliriz. Örneğin İş dünyasında aklınıza gelebilecek genel kelimeler ve ifadeler, ticaret alım satım işleri, fikirlerini ifade etme, toplantılara katılma ve yürütme, iş insanları iletişim kurma ve onlarla ilgilenme, iş görüşmelerinde hazırlık, iş seyahatleri gibi aklınıza gelebilecek birçok yerde aslında iş İngilizcesini kullanabiliyoruz. Kurs içeriğimize gelirsek ne gibi konuları hangi bölümlerde ele alacağız? Bunlardan bahsedelim biraz. Öncelikle diğer bölümleri anlamlı kılabilmek adına iş İngilizcesine dair vocabulary yani kelime bilgimizi, kelime dağarcığımızı geliştirmemiz gereklidir. Bu anlamda başlangıçta genel iş dünyasına girişte gerekli ve sıklıkla kullanılabilecek kelimeleri sizler için derledik. Ardından Business Department bölümünde iş bağlamında genel anlamda bulunan insan kaynakları, muhasebe gibi bölümleri sizlere tanıtacağız. Üçüncü tema olan Starting My Own Business bölümünde bir iş kurmaya karar verdiğinizde sıklıkla karşınıza çıkabilecek olan bir grup kelimeyi öğreneceksiniz. Dördüncü temamız olan Last Day of Work ile işten çıkış ve istifa temalarını ele alan kelimeleri içermektedir. Son olarak bu konseptlerin dışında genel anlamda iş dünyasında kullanılan kelime ve kelime gruplarını sizler için özetledik. Ana bölümlerimizden bir diğeri ise Business English Collocations and Word Combinations. Yani eş dizim sözcükler ve farklı kelime gruplarının birleşmesiyle oluşan kelime kombinasyonlarını öğreneceğiz. Tematik olarak ise being competent bir işte yetkin olduğumuzu ifade etmeye yarayan kelimeler Getting started to a job, işe yeni başladığımızda kullanmamız gereken kelime gruplarıdır. İngilizcedeki set fiiliyle kullandığımız kelimeler ve bunlardan oluşan bazı kelime öbekleri. Monetary issues dediğimizde ise parasal ve muhasebe işlerini ilgilendiren kelimelerden bahsedeceğiz. Business issues, genel iş İngilizcesine ait sıklıkla kullanılan kelime gruplarını ifade eder. Business issues'dan sonra gelecek olan şey making business. Yine İngilizcedeki make fiiliyle kombinleyebileceğimiz kelimeleri ifade etmekte. Business in office iş hayatımızda ofis içindeki yani ofis e, ofis hayatımızdaki iletişimimizde kullanacağımız kelime gruplarını ve son olarak meeting and time management toplantılara katıldığımızda ve zamanla ilgili mevzularda sıklıkla kullanacağımız fiil ve isimlerin birleşiminden oluşan kelimeleri ifade etmektedir. Temel bölümlerimizden bir diğeri ise Business English Idioms. Yani iş İngilizcesinde sıklıkla kullanılan deyimler. Deyimler iş İngilizcesinde aslında etkili iletişime ve mesleki bağlamda kültürel anlayışa önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda selling like hot cakes, peynir ekmek gibi satmak, bring to the table, bir meseleyi masaya yatırmak, in a nutshell, kısacası, özetle ve lay out the plan, ayrıntılı bir plan yapmak gibi deyimler iş İngilizcesinde sıklıkla kullanılan deyimlerden bazılarıdır. Ve ilerleyen derslerimizde bu gibi deyimlerin daha fazlasını örnek senaryolar ile görmüş olacağız. Written communication yani yazılı iletişim bölümünde ise sizleri iş İngilizcesinde kullanılabilecek yazılı dil ve türleriyle tanıştıracağız. İş İngilizcesinde yazılı iletişim, bilgilerin net, kesin ve profesyonel bir şekilde iletilmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca yazılı iletişimde ustalık müşteri ilişkilerini geliştirir ve e, olumlu ve yetkin bir iş imajına da katkıda bulunur. Genel olarak bu bölümde yazılı iletişimin farklı versiyonları ile kendini tanıtma, iş başvurusunda bulunma, toplantı düzenleme, bir gelişme hakkında bilgi verme, müşteri memnuniyeti veya şikayeti gibi konular üzerinde duracağız. Oral communication yani Türkçedeki sözlü iletişim konusu ise diğer bölümlerden bir tanesidir. İş İngilizcesinde sözlü iletişim, profesyonel bir ortamda netlik, anlayış ve etkili işbirliği için hayatı öneme sahiptir. Sunumlarda, müşteri etkileşimlerinde ve küresel iş ortamlarında önemli bir rol oynayarak müzakereyi, ilişki kurmayı ve problem çözmeyi de aslında kolaylaştırıyor. Güçlü sözlü iletişim becerileri başarılı bir ekip çalışmasına, kriz yönetimine ve genel iş başarısına da katkıda bulunuyor. Bu bağlamda öncelikle sözlü iletişim tiplerinden bahsedip oral communication'ın kullanıldığı bazı durumlar üstünde durmuş olacağız bu bölümümüzde. Örneğin iş görüşmeleri, iş yerinde yapmamız ve asla yapmamamız gereken şeyler, bir cümleye başlarken kullanacağımız ifadeler, konuyu değiştirirken veya bir konuşmayı uygun bir üslup ile bölme, Takıldığımız zamanlarda kullanacağımız ifadeler gibi sözlü iletişime dair aklınıza gelebilecek farklı durumlar üstünde durmuş olacağız bu konuyla. Son bölümümüz olan Social Relationship Tips yani sosyal ilişki ipuçlarında olumlu etkileşimleri, etkili iletişimi ve ekip çalışmasına anlaşmazlıkların çözümüne, müşteri memnuniyetine ve genel mesleki başarıya katkıda bulunan başarılı ilişkileri teşvik etmek için önemine vurgu yapacağız. Örneğin soften your sentences cümleleri yumuşatmak anlamına gelen bu ipucu sizlere cümleler üzerinde yaptığımız küçük bir değişikliğin bile aslında ne kadar olumlu anlamda ne gibi etkilere sahip olduğunu gösterecek. Bunun yanı sıra use of negative question form, olumsuz soru cümlelerinin kullanımı, showing disagreement, hoşnutsuzluk ifade etme, showing appreciations, takdir etme gibi durumlarda en doğru kullanımların neler olduğunu sizlerle öğreneceğiz. Son olarak farklı e, soru türleri ve iş bağlamında ne gibi soruları sormaktan aslında kaçınmalıyız. Bu, bu gibi konulara değinmiş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar genel hatlarıyla kursumuzun içeriği bu şekildedir. İçerik hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Her birinize şimdiden başarılar diliyorum ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kursumuz hakkında fikir ve görüşlerinizi adresi adresiyle bizlere iletebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.